Mutlu bir evliliğin sırrını veriyorum. Kadın erkek fark etmez. Bir demet deniz börülcesi alıyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Hayatım, seni çok seviyorum. Senin için bir demet deniz börülcesi aldım diyorsunuz. Hiçbir kadın bir demet deniz börülcesine dayanamaz. Üstünü geçsin börülcenin. Su yaz için kolay iki tane yaz meyvesi yapacağız. Daha sonra içimizin rahat etmesi için şöyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı elma sirkesi veyahut da herhangi bir sirke. Yeşil rengini koruması için şöyle bir çay kaşığı karbonat. Tarifin sonunda paylaştığım filmi izlemeyi unutmayın. Dakika suyun içinde beklettikten sonra yazın pişirdiğiniz zaman tuz eklemediğiniz zaman yine kendini kurtarıyor. Ama sonbahara doğru, bu arada bakın şu pis suyunu ilk başta bir akıtıyorum. Ama sonbahara doğru yaptığınız zaman ne kadar tuz eklemeseniz de yine de çok tuzlu oluyor. Hatta şikayetler oluyor, bunu yiyemiyoruz çok tuzlu diye. İşte onun için böyle çok iyi yıkayacaksınız. Deniz börülcesinin renginin açıldığını görüyorum. Artık benim için yeterli. Tencere kullanırsa çok daha rahat eder. Ben siz daha iyi görün diye tava kullanıyorum. Suyun çok sıcak olması lazım. Şöyle bir çay kaşığı karbonat tamamen suya işlesin. Suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynamaya başladığı anda hemen şöyle suyun içine bırakıyoruz. Suyun içine bırak. Suyun yeniden kaynamasını bekliyorum. Bu arada burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Tarifin sonunda vereceğim müthiş filmi kaçırmayın. Mutlaka izleyin. Fazla samimiyet saygıyı azaltır. Aşırı sevgiyi nankörlük getirir. Çok iyilik suistimal edilir. İnsan ilişkilerinde çoklar sorundur. Denge esastır. Geçen gün bir psikoloğu dinledim. Diyor ki biraz da kadınlar düzgün bir erkek bulduğunuz zaman kesinlikle ondan ayrılmayın. 50 bin lira kazansa acaba 100 bin lira kazanan erkek nasıl diye düşünürüz. Bize iyi davransa Pamuk Prenses gibi davranacak erkek nasıl diye düşünürüz. Oysa ki bu zamanda düzgün bir erkek bulmak size el kaldırmıyorsa, yalan söylemiyorsa, belirli bir kazancı varsa ondan kesinlikle ayrılmayın. Bakın bunu bir psikolog söylüyor. Kadın da ayaklarınıza denk alın. Bizim gibi adamları bulmak gitgide zorlaşıyor. Kaynadığı anda 8 dakika unutmayın. Tam 8 dakika oldu ama sakın 10 dakikaya geçirmeyin. Çok soğuk suya ihtiyacımız var. Önce biraz su. Rengi görüyor musunuz? Nasıl canlı? Neden? Çünkü karbonattan. Üstünü de tamamen geçecek kadar suyla artık elimiz rahat rahat değebiliyor. Bakın şimdi. Şu sapı görüyor musunuz? Bir dalını alıyorum. Bir dalını aldıktan sonra şöyle elimle sadece çekiyorum. Gördünüz mü? Bu kadar. Ve sadece çekiyorum. Görüyor musunuz? Bu. Yani o gözde büyütüldüğü kadar hiç ama hiç korkulacak bir şey yok. Ama buradaki önemli nokta çok doğru haşladık. Eğer fazla ya da az haşlasaydık bu kadar kolay ayıklanmayacaktı. Herhalde ne kadar kolay ayıklandığı görülmüştür. Sarımsağınız küçükse iki tane, büyükse bir tane sarımsak. Bakın iyi bir sarımsak ezici ne kadar çok çıkartıyor görüyor musunuz? Sarımsak küçük olsa bile. Ne kadar ekşi olacağı tamamen size kalmış durumda ve malzemenize kalmış durumda. Ama bu kadar bir deniz börülcesi için en az yarım limon kullanmalısınız. Ben her ihtimale karşı şöyle bir tane sıkıyorum. Bu kadar da çekirdek çıkmaz ya. Benim şansım. Hiç sevmem limonda çekirdeği. Şimdi buna 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Kesinlikle tuz atmadım. İyice. Ve burada bir yarısını verelim. Kıvamına bakalım.
Ondan sonra karar veririz. Şimdi bugün günümüzde bu şekil servis yapılıyor. Ama eskiden bunun içine çok eski abilerimiz bilir. Böyle ama çok iyi kıracaksınız. Galete veyahut da ekmek kırıntısı atılırdı. Gerçeğini yapacaksak böyle. Ya Koray biz daha önce böyle bir şey duymadık. Deli misin? Bunları söylüyorsun. Böyle milleti karşına alıyorsun. Ama gerçeği bu. Servis tabağını alalım. Sosu yetersiz diyorsanız şöyle bakın hop bir daha da koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz size kalmış. Tuzu oranı sizi şaşırtacak. Hiç ağzınıza tuz muz gelmeyecek. Kıvamında gelecek. İkinci mezeyi de yapalım. Semizotu mezesi yapalım. Salatası yapalım. Yeterse iki çeşit yaparız. Şimdi bakın bunlar yıkanmış tamam mı? Hiç yapmayanlar bilmeyenler için gösteriyorum. Böyle yapraklarını tek tek ayıklayabilirsiniz. Bu şekil. Bakalım. Ama böyle tek tek ayıklarsan o kadar çok semizotuna ihtiyacın olur ki doğru düzgün meze çıkartamazsınız. Biraz da iş yerleri. Bu şekil sapları kullanabilirsin. Üst yanları yapraklı olan. Şöyle ucundan biraz kırarsın, birazını kullanırsın. O zaman hacim kazanır. Şöyle iki küçük, dört tane küçük sarımsak kullanıyorum. Büyükse üç tane kullanın. Sarımsak buna inanılmaz yakışıyor. Ha, sarımsak sevmeyen kullanmayabilir ama mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Tuz tamamen tuz konusunda tek başınasınız. Ne kadar tuz seviyorsanız o kadar. Karabiber ben çay kaşığının ucuyla atıyorum. Ne kadar yoğun yoğurt kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Ev yoğurduyla yapabilirsiniz ama katı olması dikkat edin. Ben süzme yoğurt kullanıyorum. Bakın ne kadar bol yoğurt o kadar lezzetli. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi ana malzemesi yani altyapısı bu. Hatta daha rahat karıştırabilmek için şimdiden zeytinyağını verebiliriz. 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Burada da ne kadar zeytinyağı o kadar lezzetli olur. İyice bir karıştırın. Biraz daha zeytinyağı atalım. 2 yemek kaşığı daha. Hem kıvamlansın hem de daha lezzetlensin. Bakın zaten görüyor musunuz? Zeytinyağını istediğini nasıl anlıyorsunuz? Hiç dibinde kalmıyor. İyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra şuna bir bakar mısınız? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Geçen gün arkadaşım da söylüyordu iş yeri sahibi. Ya Koray artık kimse ot masaya sipariş vermiyor. Niye versin dedim Ali. Neredeyse ciğerle aynı parayı yazıyorsunuz. Bakın şimdi. Hadi üstüne de biraz pul biber atalım. Renklensin. Nasıl gözüküyor? Klasik semizotu. İnanılmaz lezzetli oldu. Çünkü kıvamını çok iyi yaptık. Bakın en ufak bir zeytinyağı şuradan gelmiyor. Görüyor musunuz? Sağlamasını yapıyoruz. Normalde ne kadar doğru, ne kadar kıvamda kullandığımızı görüyorsunuz. Bak tabağı çeviriyorum. Kesinlikle düşmüyor. Görüyor musun? Bak. Kesinlikle tabaktan kayma bile yok. Bu klasik olan. Bu dursun cepte. Ocağın altı en üst şekilde yanıyor. Şöyle orta ateşe getirelim. Ceviz. Şöyle biraz yağ çıksın. Üstüne biraz kırmızı toz biber. Ne kadar istiyorsanız ben 2 çay kaşığı kullanıyorum. Biraz pul biber acı yakışır bana göre. Ve üstüne biraz yağ. Hemen semizotumuzu şöyle alalım. Şimdi bak bunun yarısını hemen içine. Cevizlerin de yarısını. Diğer yarısı kalsın. Karıştır. İyice karıştır. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Mümkün değil. Hemen tabaklayalım. Şimdi eğer dükkanda satacaklar varsa bu yağ yakma işini en son masaya servis yaparken şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Şunu yapmazsam kendim evet olmanın avantajı. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Açın ağzınızı. Böyle şey olmaz ya. Böyle şey olmaz ya. İşte bu. Nasıl gözüküyor?
Koray çok yağlı olmadı mı? Kesinlikle çok yağlı olmadı. Bakın nasıl yiyeceğinizi de tadımda göstereceğim. Nasıl görüntü? Tablo gibi. Michelangelo, Picasso, Da Vinci. Ayağa kalkın, büyüğünüz geldi. Şunu assanız, inanın oradaki bütün ünlü resimleri yayan bırakır sollar. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Üç parmak tekniği. Bunu yapmayacağım zannetmiştiniz değil mi? Bunu yapmayacağım zannetmiştiniz. Kontrolsüz güç uyguluyorum, kusura bakmayın ama şunu mutlaka bir tadına bakmalısınız. Bir insanın ne kadar kendi yaptığına şöyle güzel, böyle güzel demesi doğru bilmiyorum ama artık ben de korkuyorum başıma bir iş gelecek diye veyahut da tutuklanacağım diye. Bu ne lezzet patlaması kardeşim. Açın ağzınızı. Şuna bakar mısın? Bak şuna bakar mısın? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Aç ağzını. Yok ya. Yok ya. İnanın anlayamadım ya. Tüh 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 tüh. Yine semiz otundan devam edelim. Ağzımızın tadı değişmesin. En son deniz bölgesine bakarız. Bakın. En ufak bir damlama yok, görüyor musunuz? Sağlaması budur bunun. En ufak bir zeytinyağı damlaması yok, damlaması yok. Harbi çok lezzetli olmuş. Şimdi bunun bir tadına bakmak, yani bunu yapmak farz oldu, ben size söyleyeyim. Deniz bölgesinde doğru yapıldığı zaman akılları baştan alacak. Müthiş lezzet. Nasıl? Evet, açın ağzınızı. En ufak rahatsız edici bir tuz yok. İnanılmaz lezzetli olmuş. Bunu da mutlaka denemelisiniz. Yapması da bu kadar kolay gözünde büyütenler için. Müthiş bir film bırakıyorum. Ailece izleyebileceğiniz, bütün gecenizi şenlendirecek. Gran Torino, Clint Eastwood'un filmi. Clint Eastwood çok yaşlandığı, karısı da yaşlı, müstakil bir evde yaşıyorlar. Ama karısı artık hayatının sonuna geliyor. Ne yazık ki ölüyor ve Clint Eastwood'un birkaç çocuğu var. Fakat inanılmaz, inanılmaz asabi, sinirli bir insan olarak gözüküyor. Ama filmin sonuna doğru anlıyoruz ki müthiş bir insanmış. Yanına da yabancı bir aile taşınıyor. Bu da Kore gayesi gibi bir şey. O yüzden pek yabancıları sevmiyor. İnanılmaz bir ön yargısı var. Fakat çocuğa sahip çıkma, o kandaki delikanlılık, Clint Eastwood'un tabii ki peşini bırakmıyor. Çocuğun başına bir şey geliyor ve Clint Eastwood elini taşın altına sokmak zorunda kalıyor. Mutlaka izleyin. Buraya bırakıyorum. Gran Torino, Clint Eastwood. Hepimize yine sağlık. Ha, izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.